Efendim hoş geldiniz Kanal 7 ekranlarına, mutfağımıza. Nasılsınız? Haftanın ortasına geldik. Günler ne kadar hızlı geçiyor değil mi efendim? Bayrama da zaten sayılı günler kaldı. Hem bayram hazırlığı başladı, evde temizlikler yapılıyor. Bayram tatlıları için acaba ne yapsak diye düşünüyoruz değil mi? Böyle kafada hep sürekli planlar yapıyoruz. Ama planlarımızı sabitleyen ve sınırlayan maalesef bazen Allah tarafından gelen rahatsızlıklar oluyor. Dün gerçekten çok kötü oldum. Sosyal medyada da görmüşsünüz zaten, geçmiş olsun dilekleriniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. İmtihanımız efendim Rabbimden ne geliyorsa tabii ki elhamdülillah diyoruz ama Rabbim geçici hastalıklar nasip etsin öncelikle hepimize. Mide ağrısı dün aslında yayından çıktıktan sonra Serpil'e dedim. Serpil, ben mide bulantım var. Benimki kolay kolay mide bulantım olmaz. Eve de gidince mide ağrısı başladı böyle. Akşamüstü böyle birazdan dişim şişti hafiften falan derken dedim ki tamam dedim. Mide, diş falan hepsi üst üste geldi. Ama çok şükür iyiyim. Serumlarla buraya geldik. Akşam iki tane serum, sabah bir tane serum. Ağrı kesiciler falan filan derken karşınızdayız efendim. Tabii ki burasız olmaz. Bayram çekimi yapacaktık efendim ama o da tabii ki bugün öğleden sonra iptal oldu. Yapacak bir şey yok. Allah sağlık versin. Bakın efendim şunu diyorum. Ayaktayken gerçekten hep böyle kalacakmışız gibi koşturuyoruz ya, orada bir durup önümüzü ilikleyelim. Gerçekten hastayken insanın hiçbir şekilde gözü görmüyor. Dün evde bu vaziyette geziyordum yani. Bu vaziyette geziyordum mide ağrısında. İyi ki hekimlerimiz var, iyi ki doktorlarımız var. Rabbim razı olsun hepsinden. Dualarınıza talibim efendim. Dualarınızda bugün bana yer verirseniz çok mutlu olurum. Biliyorsunuz dua bizim için önemli. Yüksel'cim teşekkür ederim. Bugün benimle uğraşmazsın herhalde. Bana bugün kıyamaz. Tamam. Bugün seni çözmeyecekmiş. Kraliçem, benim gibi yemek yapan yok. Ama diyor ki seni diyor böyle gördüm ya diyor. Tamam diyor, hastasın, inandım diyor. Çünkü biliyor ki ben bu vaziyet asla gelmem ne olursa olsun. Efendim Nermin Nefes Mutfağı'nda muhteşem bir çadırlık hediyemiz olacak. Yapmanız gereken gönderinin altına 3 arkadaşınızı etiketleyip tabii ki sponsor firmaları takip etmek. 260. olan takipçimize de dilim dönmedi bu güzel hediyeyi vereceğiz. 3000 kişi kaldı. Kesinlikle bugün bence bunu göndereceğiz diye düşünüyorum efendim. Çaydanlığımızda harika. Serpil'cim nasılsın? İyiyim tatlım, gel. Hoş geldin. Güneş gibi gel bakalım bugün sarı sarı. Bugün böyle olacak, biraz hasta, biraz yorgun, biraz iyi. Tabii izleyicilerimi gördüm. Muhteşemim yani. Sizin için yine hazırlandık efendim. Yıkılmadım. Neydi? Ayaktayım. Dertlerimle baş başayım. Kötülere, bilmem nelere. Ama bak Fenerbahçe olmuşuz arka dekorumla. Harika gözüküyor. Değil mi elbise? Elbisen çok hoş olmuş. Ben de çok sevdim elbiseyi. Böyle uçuş elbiseler bana baharı anımsatıyor. Ve ben bunları giyerken inanılmaz mutlu oluyorum. Günün menüsüne bir dönelim efendim. Neler mi yapacağız bugün? İftara muhteşem bir patatesli çorba. Hastayım diyorum. İnanmadı. Aradım görüntülü. WhatsApp'tan diyorum ki Serpil ölüyorum. Sen bana tarif soruyorsun dedim. Diyor ki böyle vah başladı. Kafayı duvarlara vurmaya dedim. Tamam atacağız. Sonra kendisi bir şeyler ayarlamış. Ben de bir şeyler gönderdim. Mercimekli bulgur pilavı yapacağız ama gerçekten daha önce yediklerinden bir tık farklı, üzerine güzel karamelize edilmiş soğan dökeceğiz. Püreli misket köfte yapacağız. Çilekli kek yapacağız. Köz biberli havuç salatası yapacağız. Hastayız demiyoruz efendim. Sağlıklıyız. Rabbim inşallah hepimize afiyet versin, sağlık versin, şifa versin deyip veriyoruz. Kolları sıvıyoruz. İlk şifremiz getirir. Ekranda göreceksiniz. Çilekli pastayla da bismillah diyorum güne. Rabbim inşallah utandırmasın. Çarçabuk güzelce çekelim, bitirelim. Sizlere de güzel önerilerde bulunalım. 2 adet yumurta, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 1 çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet limon suyu, 1 adet limon kabuğu rendesi, 10-12 adet çileğimiz var, aldığı kadar unumuz var. Üzeri için pudra şekeri. Bugün yayına böyle son 5 dakika kala yetiştim. Yani şöyle tabii ki daha erken geldim ama sabah da bir serum taktırmadım çünkü yemek yiyemediğim için. Serumumu taktırdım mide ağrısından ötürü. Allah nasip ederse inşallah geçecek. Serumu taktırıp geldik. Hastalık hepimiz için. İmtihan dünyası. Hastalıkları göreceğiz ki sağlığımızın kıymetini anlayalım. Sabah anacığım da üzülüyordu, anacığım da geldi yanıma. Bu ne hal diyor, bu ne hal diyor, kızıyor.
Bakıyorsun ilacımı da getirdi kardeşim. Birazdan alacağım. Şöyle güzelce çırpalım. Köpük köpük olana dek birazcık çırpıyoruz. Şimdi ben özellikle bakıyorum ki mesajlarınıza şey diyorsunuz. Hiç şey kullanmıyorsunuz Nermin Hanım. Mikser kullanmıyorsunuz ve kekleriniz çok güzel kabarıyor. Biz kullandığımız halde o güzel kabaraklığı yakalayamıyoruz diyorsunuz. Şimdi ben alışmışım biliyor musunuz? Yani elde çırpmayı ve kıvamını tutturmayı zaten hani belli bir şeyden sonra göz alışıyor. Birazcık fazla yoruyor sadece. Ve ses olsun istemiyorum açıkçası. Siz ekran başındaki kıymetli izleyicilerim rahatsız olmayın diye. Ben böyle olabilecek şeyleri çırpıcıyla halletmeye çalışıyorum. Sonuçta bir kek yapacağız sadece. Yani kuş da kondurmuyoruz diye düşünüyorum. O yüzden çırpıcıyla gidiyorum. Yağımı da ekledim. Serpil burada bana limon kabuğunu rendeledi. Limon kabuğu bu çilekli keke çok yakışıyor. Hatta birkaç gün sonra şey yapalım Serpil, çilekli limonatamızdan yapalım. Aa, olur çok bak. Çok güzel olur. Doğru. Soğuk soğuk. Aha. Limonumuzu da dökelim. Şu an limon ve çileği görünce direkt aklıma geldi. Bir süzgeç ele kalabilirsem. Ha şey, onun için değil mi? Şimdi burada kek yaparken kıvamı bütünlememiz gerekiyor. Pudra şekeri üzerine gezdireceğiz. Şu an bir ağrı giriyor. Rabbim verme ya Rabbim bak. Şu an böyle buraya böyle bir kramplar giriyor. Aman aman. Şilecini alsam vallahi acaba? Aman aman. Ha? Biraz sonra inşallah. Eklim arasında. Tamam. Bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu. Mide biliyor musunuz? Stresten genelde ağrır. Hani biz anlamıyoruz ya aslında böyle hep ev kadınları işte, çalışan kadınlar böyle hep polyana takılmayı seviyoruz. Aslında bazen kendi midemizi attığımız sıkıntılar belli bir süre sonra yolsuz olarak dönüyor. Şu an mesela böyle şey yapıyorum, çok iyi geçiyor gibi oluyor. Sonra birden bir vuruyor ağrı, anlatamam size. Şöyle güzelce karıştırmaya devam ediyoruz. Tabii ki geçecek. Allah'ın izniyle amin. Bir de dua ederken şey dememek lazımmış. Rabbim inşallah bana nasip et dememek lazımmış. Rabbim bana en hayırlısını nasip et amin demek lazımmış. İnşallah diye dua edilmezmiş. İnşallah bir yere gidilecekse, yapılacaksa diye söylenirmiş. Dua ederken inşallah dersen duan olmuyormuş. Bunu araştırdım. Geçen gün de söylemiştim. O yüzden buna dikkat edin. Ben çilek, sen yorma, sen çileklerini diz istiyorsun. Olur. Ben çok azıcık su istiyorum ya kekime. Ha doğru sen evet. Birazcık yumuşatsın su. Ilık su olursa çok güzel oluyor çünkü. Şöyle yarım çay bardağı kadar ılık suyunuzu ekleyip biraz daha kıvamını bulalım. Çünkü bakın şey yapıyoruz ya, kek yapıyoruz ya, keklerde siz hep şeyden müzdaripsiniz. Fırından çıkardıktan sonra sönüyor. Onu alabilirim. Fırından çıkarınca sönüyor. İşte kekimiz sünger gibi kabarmıyor. Bu detayları aslında ben püf noktalarıyla 300 bölüme yakındır canlı canlı Kanal 7 ekranlarında paylaşıyoruz ama yine de burada sürekli söylüyorum. Yeni açanlar, ilk izleyenler olabilir tabii ki. Evet. Nasıl Serpil? Bence bir miktar güzel. Belki. Belki bir kaşık daha. Onu da sana vereyim şu tarafta. Sen çırp. Ya. Şöyle eledim. Bir tık koyu yaparsanız her zaman için daha iyi oluyor. Şimdi böyle bir kelepçeli kalıp olabilir. Kelepçeli kalıbınız yok ise yapmanız gereken şey fırın kapları var yuvarlak en minik. Hatta böyle zeytinyağlı falan koyuyoruz. Fırına da giriyor marka ismi vermemek için. Rıt falan cümlelerim cam böyle. Cam kapları mı diyorsun? Cam kaplarımız var böyle yoğurt falan mayaladığımız hem fırına giren. Onları da kullanabilirsiniz. Çünkü bana soruyorsunuz bizim öyle kalıbımız yok nasıl yaparız falan filan diye. Öneride de bulunayım ki siz de şey yapın. Rahat rahat yapın. Bunların birazcık arka kısımlarını ben sabitlemem gerekiyor sadece. Ha, altlarını düzelteceksin. Şöyle dikine koyacağım sileklerimi. Ben bir kaşık şöyle daha alacağım. Olur. Alt kısımlarını düzelteceğim. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Var ya diyorum ki evde dün anne hasta olmasın. Çocuklar oruç, iftar hazırlıyorum bir taraftan. Bir taraftan ona yetişeyim, bir taraftan canım istiyor yatmak, kalkamıyorum, midem ağrıyor. Aman aman onlar da çok üzüldü ya. Kıyamam ben benim kuzucuklarıma vallahi Melike falan gidiyor geliyor başımı tutuyor falan. Ben bir de diyorum ya hiç hasta olmam. Hasta olmadığım için insanlar hani korkuyor hasta olduğumda. Maşallah. Şey yapmam, hasta da olsam yansıtmam çok fazla. Böyle çok acı çekeceğim ki yansıtayım. Dün de biraz zor bir gündü benim için ama olsun. Atlatacağız inşallah. İnşallah geçmiş gitmiş olacak. Kusura bakmayın bugün de böyle biraz yorgun ve solgun gözüküyorsam
Ekranda da sadece sizsiz olamayacağı için geldim. Dedim ki gelmem lazım. Şu kestiğim parçalara da ziyan etmiyorum. Aralarına şöyle bırakıyorum canlarım. Serpil güzelce yıkamış. Yüksel de diyor ki bak sana hiç karışmıyorum, kıyamam sana diyor. Vallahi Allah razı olsun, yok ya, ekip arkadaşlarım da candır diyorum ya, dün Serpil'e bir görüntülü aramam yetti. Aman aman, oradan Ayhan abim diyor ki soda iç, limonlu şey yap. O da şey diyor, bir de sis ediyor, soda limon içsin diyor rahatlayacak. Sonra Yüksel aramış Serpil, benim sesimi atmış Yüksel'e, kesin demiş Nermin gelemez yarın. Sonra Yüksel beni aradı, tam o sırada serum takılıyordu akşam saat 23'te. Dedim 5 dakika sonra ararım mısın? Dedim ki inşallah serumdan sonra kalkacağım ama şöyleyim yani. Kalktım ama böyleyim. Allah yüzümüzden gülümsemeyi eksik etmesin. Amin. Bunlar geçecek. Geçecek efendim. İnşallah. Evet bakın, çilekleri zemine dizdim. O kadar güzel bir tablo var ki şu an. Emrah da çok güzel yakınlaştırıyor sizler için. Ben şu komda. Ver tutma. Yok bu iyice hayır bu iyice kabarıyor. Ne tarifini daha hızlı bunu ki içinden çileklerin hiç gözükmeyecek. Çilekler içerisine gömülecek. Yine duramadın. Allah seni bildiği gibi yapsın Yüksel. Keki ne kadar kabarırsa bu tarifte o kadar iyi. O yüzden iç malzemesi aslında çok fazla değildi ama Serpil en küçük kek kalıbını çekti, seçti. Ben kabarık olsun istedim. Hani pandispanya görüntüsünde pasta gibi, üzerine de zaten eleyeceğiz. Kıymetli izleyicilerim, dünün kazananlarını reklam dönüşünde açıklayacağım. Bir de şifrelerle devam edeceğiz. Sosyal medyada paylaşımlarımızı yapamadık. Şimdi hemen oraya da yapacağız. Orayı da takip edin. 260 bine bugünü tamamlayan şu an ekip arkadaşlarım bekliyor. Ha bir de şunu söyleyeyim. Şu an ekrandasınız biliyorum. Nasıl seçiyorsunuz diyorsunuz. Efendim yorum yapanlar arasından biz yüzlerce yorum yapıyoruz, bizi görmüyor musunuz? Sadece siz yüzlerce yorum yapmıyorsunuz. Bütün arkadaşlar yüzlerce yorum yapıyor ve biz onu programla seçiyoruz. Merak etmeyin, aklınız kalmasın. Programla seçip yani tanıdığımız, bildiğimiz insanlara veremeyeceğimize göre her gün hediyeleri oradan sosyal medyadan, zaten sonra hikayeye koyuyoruz, bakarsınız. Tamamen programla seçiliyor. O yüzden sakın aklınızda bir şey kalmasın. 260 bininci kişiyi de bekliyoruz. Burada baharatlıkları ben de önceden ısıtılmış 170 derecelik fırına gönderiyorum. Çok kısa bir reklam arasına gidiyorum. Tariflerle geleceğiz, hiçbir yere ayrılmayın. Bak ben buradayım. Kalktım geldim. Midem ağrıyor ama buradayım. Siz de bir yere ayrılmayın. Geliyoruz. Efendim nerede kalmıştık? Tabii ki hediyelerimizde. Hemen şöyle bir bakalım. Aytaç sabah gönderdi bana kardeşim. Bakalım kim kazanmış. Hemen bakıyorum. Kezban Öztürk hanımefendi. Ne verdik dün? Çetal bıçak takımı vermiştik. Kezban Öztürk hanımefendiye çok güzel bir çetal bıçak takımı gönderdik. Yapmanız gereken şu an girip hikayeden kontrol etmeniz. Sonra işte biz kaçırdık, şey yapamıyoruz falan demeyin. Biz açıklıyoruz hepsini tam olarak. Bugünkü hediyemizde çok güzel bir çaydanlık ve tabii ki 260 bini devirecek efendim. Üçlü takımımız var böyle baharatlık. Güle güle kullansın kazanan izleyicilerimiz. Ben daha Allah bana ömür verir ise çok hediye vereceğim. Yeter ki ömrümüz olsun efendim. Hayırlı ömrümüz olsun Rabbim. Gerçekten hayatın da yaşamın da hayırlısını nasip etsin. Hayırsız ve mutsuz yaşamaktansa hiç bazen yaşamamak daha iyidir. O yüzden hayatınızın kıymetini bilin. İkinci şifre insana, kıymetli izleyicilerim. İkinci şifre insana, ekranda görüyorsunuz. Ve ben direkt tarife giriyorum. Hadi bismillah. Püreli misket köfte, 5 adet patates, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay bardağı süt ve tuz. Köftesi için efendim 400 gram kıyma, karabiber, pul biber, tuz, 1 adet kuru soğan, rendesi 1 çay bardağı, galeta unu, 1 adet yumurta, kızartmak için ise sıvı yağ. Sosunda kullanmak için 3 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı salça ve pul biberimiz olacak. Aslında bu tam bir iftariyelik, güzel bir ana yemek. Çorbanızı yapacaksınız. Birazdan mesela patates çorbası vereceğim. Mutlaka yapın. Şimdi diyeceksiniz ki patates olur mu? Vallahi çok güzel olur. Benim midem fena ya. Ben bugün patates olurdum. O yüzden bütün patatesli tarifleri bugün koymuşuz. Ve de çok güzel olur. Yumuşak bir patates çorbası yapın. Arkasından da bu güzel püreli misket köfteyi hazırlayın. Vallahi daha ne olsun canlarım.
Hemen biz şimdi köftesini bir yoğurayım. Sarp'ı köftesini minik minik yaparken ben de şeyini yaparım, püresini yaparım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Sana pürede de büyük tava vereyim. Evet ya, onda dönmüyor. Şey mi, bunu köfteye kızartalım. Aynen, onu da köfteye kızartalım. Şimdi soğanı rendeledik. İçerisine kıymamızı ekliyoruz. Aslında tam bir anne köftesi diyebilirim ben bu tarifi. Çok da lezzetli oluyor. İçerisine bir adet yumurtayı kırıyoruz. Şöyle bir adet yumurtayı kırdıktan sonra... Evet. Şuradan şöyle bir elimi... Ne istedin ha? Ondan sonra toz biber koyuyoruz. Karabiber ekliyoruz. Ve tuzumuzu ekliyoruz. He, çok konuşuyor diyen izleyicilerime dedim, bak artık bugün konuşmuyor. İsteseniz de konuşmuyor. Beni küstürdünüz. Bazı diyor ya, çok konuşuyor, çok konuşuyor. Bugün konuşmuyor. Niye takılıyorsun sen de? Konuşmadan burada ne yapacağız? Böyle nazar ettiniz. Bak çok konuşuyor dediniz, nazar ettiniz. Sunucunun konuşanı makbuldür efendim. Ne yapacaksınız ekranda? Siz somurtu oturun, ben somurtu oturayım. Gelin kaynana. Birbirine küsmüş. Daha küsmüş. Daha haberi yok misali. Ondan sonra çok konuşuyor sunucu. Konuşacak sunucu. Ne yapsın? Ekmek parası orada. Efendim, galeta ununu kontrollü bir şekilde veriyoruz. Buradan bir sitemlerimi de gönderdim. Şimdi onlar da bana kıyamamıştır. Çok konuşuyor diye yazanlar şu an üzüldü bence. Efendim. Sunucu konuşur abi. Ama hasta da olsam konuşurum gelmez. Yani. Kurtulamazsınız. Allah vermiş, çene vermiş. Yapacak bir şey yok. Ama güzel çene vermiş. Öyle sizi sıkmıyorum, daraltmıyorum. Galeta ununu ekleyip toparlıyoruz. Köftelerimizi bir yandan minik minik Serpil bunları misket yapacak. Ben de şimdi hemen şey yapacağım. Patates harcını hazırlayacağım, püresini. Üzerine de çok güzel bir sos yapacağız. Vallahi maşallah bugünkü tariflerimiz çok güzel, yetiştirebilirsem. Allah bana sağlık sıhhat versin. Ondan sonra yapacağız. Hastasın hastasın ama misafir menüsü gibi oldu menü. Vallahi misafir menüsü çıkartıyoruz. Vallahi. Yapacak bir şey yok. Son gücümüzü yemek yaparak kullanıyoruz. Eve gidip yatacağız. Zaten bugün temizlik de var evde. Sen de git dinlen. Ama var ya, temizlik oldu mu ben bayılıyorum ya. Abi çok dağıtıyoruz hafta içi. Abi küpelerin çok güzelmiş. Evet ya, sponsorum bugün göndermiş. Bak küpemi yakın çekebilirsin Şiko. Biliyorum vallahi. Yüzümü çekme dedim, birazcık şişliğim var dedim ama küpemi çekebilirsin aşkım. Şimdi böyle ışığın altında evet da ya, bir parlıyor ben vallahi. Ben de çok beğendim. Mavi mavi. Çok güzel olmuş. Sağ olasın. Sağlıklı kullan. Şikom ya. Evet Serpil sen de. Ben de. Yoğurdum. Olmayan gücümle yoğurdum. Ben döküyorum Nermin. Tamam, sen aşkım, rahat ol. Sen de onu döküver hemen. Efendim. Ha, olsun ya. Sen varken şey Serpil duruyorken diyor bu hasta haline niye sen yoğuruyorsun diyor. Ya kıyamıyorum Serpil. Şu an haklı ama Nermin de biliyorsun dokunmadığı işi olduğu yapmak istemiyor. Olduğu gibi söylemem seni Yüksel. Ben Serpil'im. Başka bir şey dedi değil mi? Yok aşkım. Takılmasın. Allah'tan tamam, sen aşkım varsın ha. Ben varım, arkandayım. Kekimiz pişi veriyor orada. Çok güzel kabarıyor. Yükseltsek. Evet. Bak yanına git bak, çok güzel kabarıyor gördüm. Annem, ben. Kurban oldum. Allah. Nasılsın? Annesi İyiymiş. O iyi. Kabarıyor. İkinize getirdim ki. Kabarma işlemi olmuş çünkü. Açayım bir üstten. Emrah, hemen kapatacağız ha. Emrah yapar. Orada şey yapar taşıma. Bak Emrah, gördün mü? Bak gördü Emrah. Tamam Emrah, tamam. Kabarma cansın be Emrah. Gördün mü? Böyle bir ekibimizle aramızdaki enerji muhteşem. Efendim tereyağı alıyoruz, tamam mı? Şöyle patatesi tereyağıyla bir evirelim, çevirelim. Tuz koymuş muyduk patatesi serpilaştırken? Bir tık koymuştum ben. Bir tamam. Tık koymuştum. Püresini yapmıştık. Şimdi patates püresi yapmak gerçekten herkesin ya böyle ben sert bir püre sevmem. Benim yediğim püre böyle birazcık akışkan olacak. Özellikle yemek altlarında servis ediyorsanız böyle köfteli yapıyorsanız biraz daha kıvamı olmalı. Mesela bir çay bardağı süt size az mı geliyor? O zaman 1,5-2 çay bardağına kadar da çıkartabilirsiniz. Ve bu patates yağ çok seviyor. Biraz da ben zeytinyağı da sıvı yağ da ekleyeceğim içerisine. O yüzden ne yaparsanız yapın patatesi birazcık sulu yapmaya çalışın püreyi. Çok daha böyle kaymak yer hissi veriyor bana. Ben çok İpek seviyorum. Gibi, değil mi? Patates püresinin yumuşağını çok severim şimdi. Makbulü doğallığı için. Aynen. Yani bakma. Şimdi bakın şöyle alıyoruz. Patatesimiz de güzelmiş. Sabah şey yaptım böyle evet, baktım evet. Kumlu kumlu. Ama bir kaşık bile alamadım bugün midesini bastırsın diye. Kızartmalık.
patates almış, parayı kıymış. Allah razı olsun. Yapayım. Allah başımdan eksik etmesin seni. Sabah bana bir sürü söylendi Nermin, patates istedim diye. He? Diyorlar ki yazın da var mısınız diyorlar Yüksel Bey. Yazın bizi buralarda yalnız bırakmayın diyorlar. Ha, bir ay yok muyuz? Şimdiden izleyicilerime söyleyeyim. Biraz. Yeni sezonda görüşeceğiz inşallah diyelim. Efendim tuzumuzu çok hafiften de ekledim. Şimdi tereyağıyla güzelce patates püresini yedireceğiz ama Ağustos mu? Temmuz'da mı gireceğiz? Heh. Temmuz'da gideriz, Ağustos'ta geliriz. Tamam. Efendim haberiniz olsun. Herkes tatilini Temmuz'a ayarlasın. Sonra dönüşte buradayız. Şimdi efendim tereyağını bakın patatese yedirdik. Görüyorsun şöyle ben kaldırayım Emrah da görsün. Şöyle bakın muhteşem bir kıvamı oldu. İçerisine de bakın şöyle bu aşamada süt koyuyorum. Sütü koyduktan sonra patatese iyice çektirmeniz gerekiyor. Özellikle beyler aslında patates püresini çok sever. Hanımlar güzelce izlesin. Akşam iftara eşlerine yapıversinler. Bu tavuk şöyle köftesiyle de olur değil mi Nermin kıymasıyla? Of bak nasıl dağılıyor, olmaz mı? Mis gibi olur. Tavuk köftesi de yapılır. Ama bak işte püre dediğim bu. İpek. İpek gibi olacak. Bayılır. Gerçekten ben çok severim. Kokusu var ya. Vallahi tereyağlı, sütlü. Evet buna bir miktar daha seviyorsanız süt ekleyebilirsiniz ve çektireceksiniz. Şöyle çektirdikten sonra ipek gibi bir püreniz oluyor. Ve patatesi sıcak sıcak ezmenizi öneriyorum kıymetlilerim. Sonrasında zaten çok rahat hareket edeceksiniz. Neyi de yapacağız servisi? Şu beyazı diyorum, ne diyorsun? Olur aşkım. Hangisi? Bak şu var ya krutonların altındaki. Ha, dün habere çektiğimizde de bunu kullanmıştık. Ha. Dün izlediniz mi akşam Kanal 7 haberlerini? Bayat pideden çok muhteşem bir kebap yapmıştık. Gerçekten efsane olan bir lezzet yani. Ama haberde de çok dikkat çekmiş. 10 dakika girdik, şey yaptık, bayat pideleri doğradık. Tavada azıcık tereyağıyla, işte biberiyle, salçası yani şöyle birazcık toz biberiyle kavurduk. Hemen dizdik İskender. Yalancı diyorlar ama ben yalancı diyemiyorum ya. Ne demek evet, yalancı sevindim. Demeyi sevmiyorum yani bilmiyorum. Psikolojik olarak olabilir. Ondan sonra onun üstüne böyle kıymalı bir sos yaptık. Biberi, soğanı falan baharatlarıyla. Yanına da böyle kaşık kaşık yoğurt koyduk. En son aşamada da toz biberli bir tereyağı gezdirdik. Vallahi iftarı zor ettik sonrasında. Benim mide orada koptu zaten. Demiş Elpil'e artık ben mide dayanmıyorum. Sinyal veriyor. Vallahi. Ben ondan sonra gittim. O yüzden kaçırdıysanız Kanal 7 paylaşmış efendim. Oradan izleyebilirsiniz. Nermin'in muhteşem İskender'ini. Herkesin İskender'i farklı. Ben yalancı demem İskender'ime. Niye diyeyim? Benim ben yapmışım. İskender'im diyorsun. Çok akıllı. Hiç yalan konuşmaz. Bayat ekmekleri asla ziyan etmeyen bir İskender. Şimdi bu bayat pidelerimizde çok güzel oldu. Çorbaya şey yapalım, azıcık kruton yapalım. İnşallah vakit olursa onu da şimdi yapıveririz hemen. Çünkü ben hep söylüyorum benim Kanal 7 ailem gerçekten biz bu konuda çok duyarlıyız. Soframızı ve gıdamızı koruma konusunda ve çok da ısrarcıyız yani. Ekmek olsun, pide olsun, evdeki yani her şeyi efendim dolabı açtığınızda her şeyi değerlendirme imkanınız var tabii ki çürütmeden. O yüzden son dakikaya bırakıp da çürütme işlemi yapmayın. Dünkü dediğim gibi pideyi de o pideyi kebabı da mutlaka İskender'i de yapın. Nermin'in İskender'i diye not edin. Çocuklar bayılır. Kokusu falan muhteşemdi. Şimdi ben bu patates püresini böyle serdim. Bakar mısınız? Bak. İpekliğe bak. İşte patates püresi dediğin böyle lokum gibi olacak. Ekrandaki görüntünün güzelliği zaten şu an izleyicilerimi mutfağa sokacak kadar etkileyici. Evet. La ilahe illallah. Bunların üstüne de köftelerimi kızartıyorum. Sen sosu yapana kadar da ben yetişirim inşallah sana. Hatta ben hepsini yapmana gerek yok. Bana o köfte yeter. Bu kadar yeter mi? Az onları da kalmasın. Onları da evde yaparız. Biraz daha atıver birkaç tane. Sen şu sosu yapana kadar yetişeceğim zaten sana. 2-2 yapıyorum ama yine de. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle aldım tabamı. Birazcık yağ ekliyorum. Şöyle az yağda. Bakın bu yemeğin özelliği de şu biliyor musunuz? Böyle poş yağda değil. Patatesin içerisine de zaten tereyağı kullanmıştık. Tereyağı şimdi şey yaptık, patatesle sütle güzelce açtık. Şimdi de ne yapacağız? Üzerine böyle köfteleri kızartıp koyacağız ama çok az yağ ekledim. Yani böyle bir yemek kaşığı kadar yağ eklemesi yaptım. Ve burada güzelce kızarken
Ben de bir anda sosunu yapayım şöyle. Tereyağımı finalde alayım. Finalde gezdireceğiz üstüne. Şöyle. Bunu da böyle köftelerin üstüne bir sos yapacağım. Yani iştah açıcı bir duruma geliyor yavaş yavaş tarifimiz. Sonuç olarak biz canlı yayında gerçekten elimizden geldiğince en pratik lezzetleri ve farklı sunumları ekrana getirmeye çalışıyoruz. Hatta bazen yorumlarda şunu görüyorum. Çok kolay. Hiç kolay değil. Vallahi değil. Gel yap istersen. Bir dene bakalım. Tarifler çok kolay. Şimdi zor bir şey yapıyorum. Mali. Onu evde yapamayız, uğraşamayız diyorsun. Şimdi ben ne yapayım size? Kolaya kolay, zora zor ama farklı sunumlar veriyor muyum size? Veriyorum. Mesela bu püreli köfteyi ne yapacaksın? Püresiyle böyle servis tabaklarına koyacaksın. Mis, tam iftar saati hazırlayacaksın. Her şeyi önden hazırla, kızart. İftar saati tavada bir cızbız ediyorsun. Sonrasında mis gibi püreyle servis et. Bir de maliyet düşünüyorsun, kolay olsun evet, diyorsun. Evet yani öyle biz burada bir saat içerisinde yani. Zaten kalkıp kaburga dolması. Tabii canım. Kuzu sarma falan yapamam yani. Yaparsam zaten beni izleyicilerim topa koyar haklı olarak. Yani kim bulmuş kuzuyu der, kim bulmuş şeyi. Zaten şey olmuyor ki Nermin. Hem pastam dursun hem karnım doysun. Kadın hepsi bir arada diyor, olmaz. Bir saatte o kadar yemeği yapanırım. Evet bugün ben tam bir iftar sofrası ha, hazırlıyorum. Şimdi bitsin finalini görecek Yüksel Eser. Valla final harika ötesi. Şimdi salçamı koydum, tereyağımla eriyor kuzucuklarım. Bu sana yeter mi aşkı? Baksana. Ve farkındayım. Farkındayım dilinin şiştiği. Diyor ki sana kıyamadığım için arada bir diyor midemi falan da tutuyorum ya. Biliyor şu an ben kıvranma yayın yapıyorum. Ama diyor dilim şişti diyor seninle uğraşamadığım için diyor. O dilim bugünlük şişsin. Şöyle koyuyorum. Arada bir nefesim de kesiliyor zaten. Yemay mide yani. Şöyle bakın bu en son İskender'imizin, ay İskender'e gitti kafam, köftemizin üzerine gelecek. Püreli köfte yapıyoruz, misket köfte. Birazcık suyunu açıyorum ki o bir sos haline gelecek, suyunu çekecek. Mis gibi. Mis gibi olacak. Ne aradın be bir şey? Sen bebe sen değil mi? Yok onu ben bulamazsın baba. Şu arkada. Şuraya ben sıçrattım da. Yok bir şey kolun da yer sen boş ver. Sosumuzu bu da yeter mi Nermin? Burada bir miktar kaynatacağız. Bence yeter Serpil. Tamam. Uğraşmam da. Şöyle. Dur şu elimi bir yıkayayım birazcık. Hadi bakalım. Oh. Efendim. Ne kadar ufak o kadar sunumu güzel olacak. Öbür tarife geçmeyelim mi? Çorbaya gidiyoruz. Çorbaya atalım mı? Yüksel o kalanı da yuvarlasın. Ne yapıyor ki sanki dedi de dedim ki diğer tariflere geçmeyelim mi? Bana takılamayınca bugün sana herhalde saracak gibi. Hayır. Ben yayın sonrası sana yuvarlarım götürürsün eve. Ben dökerim sen evde pişirirsin Yüksel Eser. Kıymayı nereden aldın Eser? Eser kıymayı nereden aldın? Hadi söyle. Ya. Midem ağrırken bile güldürebiliyorsun beni en pahalı azından. Pahalı diye kıyamıyor paşa. Ay. Bir de ne dedi ama bak buradan söyleyemiyorum. Allah'ım ne olur. Bazı şeyleri söyle. Kız ben size söylerim sosyal medyadan takip edin hikayede söyleyeceğim. Yaz özelden Nermin. Özelden gelin. Ne yapsın? Hey güneş mi dayanır? Can mı dayanır? Efendim köfteler böyle nar gibi kızarsın. Biz de şimdi patates çorbasına mı geçelim? Evet onu atalım bence onu atalım pissin. Bence de. Şöyle geliyorum, geliyorum. Sen bırak ben geliyorum, bırak. Olsun ya. Bu kadar vallahi bırak ya bir şey olmaz. Abi beni hayatımda kimse nazlamamış ki ben nazlanayım. Olsun olsun bir şey olmaz. Ben bir evin bir kızıydım. Bak şimdi biraz berkeneyim. Ben bir evin bir kızıyım ama yine Hande de nazlanmam. Hande teyzem seni nazlamıştır. Kimse beni, yok kız beni kimse nazlamadı. Ama ben nazlanacak bir çocuk da değildim. Hani böyle derler ya kalkıp küllerinden doğup yere düşsem de ağlamayan bir çocuktum yani. İkinci kattan balkondan düşmüşüm. Allah'ım var mısın dememiş maşallah. 2 yaşındaymışım bir de o zaman. O zaman bile diyor annem diyor sesin çıkmazdı diyor. Hakikaten hiç böyle nazlanacak bir tip değilim elhamdülillah. Zaten öyle de şey sevmiyorum ben nazı civayı çok fazla. İyi oldu köfte bir bak. Ay evet. Sos çok güzel oldu Nermin. He? Sos çok güzel açıldı. Köftelerinizi yaptıktan sonra ben gidiyorum çorbamı. Bir miktar dolapta bekletin. Birazcık dolaptan o soğuğu çıkınca daha lezzetli oluyor. Köfte her zaman yoğrulduktan sonra en az şöyle söyleyeyim bir yarım saat kadar beklemeyi sever. Dolabınız uygunsa müsaitse mutlaka dolaba kaldırın koyun orada unutun onu.
Akşamdan yapabilirsiniz, yarına hazırlık. Gece yatmadan önce sahur öncesi hazırlayın, dolaba kaldırın. Köftenin şeyi olmaz, sıkıntısı olmaz, merak etmeyin. İkinci şifre insana demiştik. Üçüncü şifreyi birazdan vereyim. Bak ikinci şifreyi bir daha söyledim kaçıranlar. Duyanlar duymayanlara haber versin. Peki. Keyif yaktı beni. Oldu mu? Bir kürdan bakak mı? Bakalım vereyim aşkım. Yakmayayım ki yüksel demesin. Hasta hasta bir de keki yakmışına bak falan. Ama çileklerin sosu içeriden nasıl kabarmış. Akus. Annem. Aman da aman kurban olayım seni verene. Nasıl güzel bir tarif oldum. Bak elimle çırptım ha canlar. Bak. Vallahi muhteşem. Bak hiç yapışmıyor demek ki. Pişmiş, bir de buradan deneyeyim. Hiç yapışma yok. Sadece ben şu bir tık daha şu üstünü pembeleştirmek istiyorum. Hafif böyle bu tarz pudralı keklerde bu kıtırlığı seviyorum, üstteki bırakmış olduğu güzelliği. Serpil şimdi ne yapıyoruz? Ben çorbamızı ben doğrayayım. Soğanı en son şey gelişi güzel tamam. Aynen. Şimdi bu da oldu. Bunun da sunumunu yapayım önce. Evet. Patates çorbasının malzemelerini sayayım. 1 adet kuru soğan, 4 adet patates, 1 adet havuç, 1 diş sarımsak, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, köri, 200 gram krema ve tuz. Herhalde öbür havuçtan bir tane getireceğim sana. Evet evet, ben buranın havucunu ben burada gördüm. Bekleyene kadar. Yapacağım salatadan. Bir tanecik. Bunu güzelce rondodan geçireceğiz en son aşamada. Böyle krema gibi bir güzellik yapacağız. Köfteler oldu. Tencereme köftelerin yerini alıyorum. Buraya birazcık yağ koyayım. Ben de yetiştim. Hafiften önden kavuracağım. Patates çorbası geçen sene de yapmıştık. Ama onda havuç yoktu. Bunda bir tık farklı bir şeyler koyduk içerisine. Şimdi bu patates çorbası yumuşak içimli. Özellikle bebeklere sebze çorbası yapıp yedirmek, içirmek istiyorsanız beni izleyen anne adaylarımıza ve artık ek gıdalara geçecek olan kıymetli hanımefendilere tavsiyem kesinlikle yapın. İçerisindeki soğan, patates, tabi biliyorsunuz ay ay gidiyor. Doktorunuz 6 aydan sonra bir şeylere başlıyor, 7 aydan sonra bir şeylere falan. O aşamada 8. ay gibi herhalde. Ben de 3 tane çocuk bittiğim için az çok biliyorum. 7-8 ayda bu çorbayı içirme imkanına gelirsiniz açıkçası. Ve mutlaka da kesinlikle yapmanızı isterim yani çocuklara. Yumuşacık, kadife gibi bir görüntüsü olacak. Birazdan zaten paylaşacağım. Misket köftelerimi bu şekilde püreli kebabımın... Kebap diyesim var hep. Püreli misket köftelerimi yerleştiriyorum püresinin üstüne. Şöyle. Artık buluşsunlar onlar. Güzelce bir buluşma yapıyoruz şu an. Burada efendim 4-5 kişinin doyacağı yemek var. Gerçekten yapın. Yapın, yedirin. İftarda misafir ağırlamak, iftar açtırmak çok sevaptır. Bugünlerin kıymetini kaçırmayın. Bugünlerin kıymetini bilin ki efendim, yarın öbür gün inşallah ahiretimizde güzel güzel sevaplarımızı almış olup inşallah cennet kapılarından birinin bize açılmasına Rabbim vesile olur, nasip olur. O yüzden bu günleri hiç kaçırmamak lazım. Yapılacak sevaplar zaten bizim amel defterimize de yazılıyor. Allah hepimizin amellerini güzel yazmak nasip etsin. Amin. Her şey kendinizde efendim. Allah öyle bir nefis vermiş ki neye kullanırsanız gerçekten insanoğlu aslında çok dirayetli. Birçok sıkıntıya gerçekten göğüs görebilecek bir şekilde yaratılmış. Evet, topraktan yaratıldık. Belki çok narin ama hani yaradan da vermiş sabrımı bize ya. Kurban oldum Mevlam. Benim için gerçekten hayat şu an hani tamam bir şekilde hayatımızı idame etmek için yaşıyoruz. Para kazanmaya çalışıyoruz. Ama paradan önce de insanlık yani insanlık öldüyse bence hiç para kazanmayın daha iyi. Kim götürmüş ki bize kalacak bu dünyadaki her şey. Her şey Rabbimin. Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Şöyle sos yaptık. Bakın çok güzel bir salçalı sosumuz var. Son dokunuşu olarak bunu Serpil varsa maydanozu atabilir üstüne. Şöyle her yerine gelecek şekilde. Ben ona maydanoz atmayayım ama izleyicilerimiz atsın. Sen bunu giderken götür. Ömer yemez sonra. Bak o da öğrendi. Yemekle uğraşma. Vallahi. O kıyma şeyini öğrendi Serpil'de yemediğini. Ya benim artık çocuklar çok anti. Bugün uğraşmayın. Aşık olabiliyorlar bazen. Kerem mesela maydanozu şey yemiyor.
Geliyor yani. Ben de maydanoz hastasıyım biliyor musun yani? Geçen günkü tavuğu şeye verdim. Komşuma yani bir ablamız vardı, ihtiyacı var. Ona verdim çünkü şey maydanoz yemiyor var. Kerem. Dedim ki al siz yiyin bari, ben yaptım. Kadın da bir beğenmiş. Şey ne sosu koymuştuk içine biz? Yükseli aldırmıştın sen. Pesto soslu. Ha, pesto sosu bayılmışlar yani. Mis gibi olmuştur da. Sevmeyin canacığım, koymayalım bari. Maydanoz İzleyicimiz yemiyorlar. İstiyorsa koysun. Evet, üstüne maydanozla servis edebilir, taşlandırabilirsiniz yemeğinizi. Sen bu kıymetli izleyicilerim. Efendim biz hazırız. Buyurun. Emrah'a gönderdim. Emrah sizin için çeksin. Sunumumuzu taşlandırdık salçalı karışımla. Patates çorbasının soğanları minik minik doğranıp, yani çok minik değil, rondodan geçeceğimiz için havuçları da bir miktar kıydık. Şöyle bir kavurma yapıyoruz yağda. Bakın şimdi ben kaldıracağım tencereyi, görün. Şimdi bu şekilde kavrulan sebzeler her zaman daha lezzetli olur. Lezzet çarpı. Ben kesinlikle karamelize olan önden bir miktar kavrulmayı seviyorum. Bakın çok fazla demiyorum. Çünkü çok fazla yağda kavrulan sebzelerde kanserojen madde olayını çok fazla açığa çıkarıyor. Hepsinin bir dengesi var. Çok fazla kavurmadan lezzetlendirmek adına yapacağımız küçük dokunuşlar. Şimdi böyle bunun içerisine ne koyuyorum? Tuz. Ve neydi bu, kimyon mu? Köri. Köri pardon. Köriyi ekliyoruz. Şimdi bu koku, köri kokusuyla tuzu da iyice sebzelerime yediriyorum. Renkler zaten şahane. Hamdolsun Rabbimin vermiş olduğu bu güzelliklere diyoruz. Gerçekten bakın, lokum tadında bir çorba yapacağız. Kadife yapısıyla birlikte. Şimdi bunun üstüne de ben sıcak suyum vardı burada. Onu ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yaklaşık 5-6 su bardağı kadar suyu ekliyoruz. Sonrasında bunun içine bir tık daha su doldurup bence şey yapalım. Koyalım mı diyorsun? Eğer koyu kıvam olursa rondodan çekildikten sonra sıcak suyla bağlamasını yapabilirsiniz. Soğuk suyla bağlama yapmayın. Pişmiş haşa soğuk su katılması gerçekten hoş olmayabiliyor. Bunu da söyleyeyim kıymetli izleyicilerim. İyi miyiz? İyiyiz tabii. Ne yapalım? İyi işte bir. Ben tarifte şey yoktu, kuru ton. Şu pidelerimizi değerlendirmek adına kuru ton yapalım hemen tavada. Tavada mı yapalım? Olur. Evet, bak şurada tavayı hazırladım. Ahmet Beyciğim valla tencerelerimiz de şıkır şıkır duruyor. Vallahi billah, ne yalan. Seviyorum bu teflon tencereleri de. Bu da İbrahim Bey'in tavası, ne güzel. Ay yalnız bakar mısın, şeylere isim koyduk. Yo, tavada bu şimdi cızbız. Dün yaptım İskender yaparken, çok güzel olmuştu. Serpil'in canı çekti muhtemelen. Ona da yapıvereyim. İstemiyor muymuş? Fırına atın, uğraşmayın diyor da. Ha yok be, çok az şipşak, bir lokma. Şimdi efendim bayat pidelerinizi şimdi şöyle bir anlatayım mı hemen hızlıca kıymetli izleyicilerime. Bayat pidelerinizi evde ne yapıyorsunuz? Sakın kapının önüne asıyorum falan bırakıyorum demeyin. Yok yok. Kekik. Şimdi bakın bayat pideleri aldık. Ne yaptık? Hepsini böyle minik minik doğradık. Buzdolabı poşetinin içerisine alıp buzluğa koyduk. Buzluktan çıkardıktan sonra ise ne yapacağız? Hafif tavada yağıyla, sonrasında sosuyla birlikte özleştireceğiz. Ekmek olarak, yani çorbalarının yanına kuru ton olarak. Ondan sonra İskenderlerinizin altına döşeyebileceğiniz muhteşem bir tabaka. Yani bunları çok değerlendirebileceğiniz aşama var. Pide ziyanına hayır diyorum. Ekmek ziyanıydı ama Ramazan'da da maalesef pide ziyanı oluyor. Çok üzülüyorum. Bir iniyorum aşağıya. Kapının önüne asmışlar. Ekmek asılır mı kapının önüne? Şimdi onu iyi iyice kurutalım. Bak nasıl güzel olur çorbanın üstünde. Mis. Şöyle. Ay, bir de sarımsak koysak ona var ya. Toz biber güzel olur. Koyayım mı? Yok şimdi koymayalım. Tamam. Şöyle birazcık kremasını şey de attım, köri de attım. Mis. Yani baharatlarla lezzetlendirme size kalsın. Mesela benim çorbamın içerisinde köri var ya, o yüzden ekmekte de köri tadı olsun diye biraz toz biber, biraz körimi koydum. Kreması var çorbamın. Kremasını da tam olarak
şey aşamasında, rondodan geçirdiğim aşamada kullanacağım. Süt kullanabilir miyiz diye soracaksınız efendim. Süt kullanabilirsiniz. Kremanız yok ise yarım su bardağı süt ekleyin. Ama rondodan geçirdikten sonra ki sütü son aşamada ekleyip altını kapatalım ki sütün o beyaz beyaz kaymak görüntüsü olmasın. Çorbanızın üstünde yüzmesin diye yani. Evet. Kurutonlarımız da burada hazırlanırken biz pilava geçelim canlarım. Allah'ım benim çileklim çıkmış. Olmuş, benim çileklerimin suyu da çıkmış. Ben şimdi şey yapmayayım delikanlılık. Ateşe elimle yürümeyeyim. Buradan bir kelepçemi ayırayım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ben Emrah bir şey göstereceğim. Emrah gel. Bak. Çileklerimin yerleri nasıl belli. Bak. Bak. Çukurları görüyor musunuz? Bak. 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 Yo ben özellikle biraz dedim ya kıtırdasın. O yüzden ben pişirdim. Kekin üstü böyle pembeleşti mi? Üzerine pudra şekeri çok hoş duruyor çünkü. Bakın. Görüyor musunuz? Çok güzel olmuş. Valla buradan böyle sosları çıkmış. Sanki bir pekmez yapmışız gibi. Serpil'in burada bana tabaklarımı hazırladı. Sizler diyorsunuz ki efendim tabak çanak sesi geliyor bak. En ince ayrıntısına kadar sizi düşünüyoruz. Serpil'e dedim bugün hemen bak hazırlayıvermiş kızım. Ne yapayım anacığım işte. Kıyamıyoruz izleyicimize. Mutfak da burası ama oluyor da. Şimdi sıcak. Şöyle bir artistlik yapayım mı? Yapayım. Ya yapma sıcak şu an. Altı kalsın bence Nermin. Kalmalı. Kalsın altı tamam. Kalmalı. Hiç kendini yakma. Şöyle çok sıcak. Birazdan alalım. Soğuyunca da pudra şekeriyle. Pudra şekerini bu aşamada duman üstündeyken koymanızı çok fazla önermiyorum. Şu an bakıldığında bir cheesecake'i andıran güzellikti. Neden hemen pudra şekerini koymuyoruz sıcakken? Yani aynı şekilde elmalı kurabiyelere de diyoruz ya koymayın. Çünkü yumuşatıyor. Kekin şu tabakası yumuşadığında hamurumsu ıslak nemli bir kıvama dönüşüyor. Kek güzel de soğuduktan sonra servis aşamasında hem elmalı kurabiyeniz hem bu tarz soslu keklerinizin üzerine pudra şekeri elerseniz daha başarılı olacaktır canlarım. Şöyle yapalım. Köftemiz geride kalmasın. Gelelim mercimeğin faydalarına. Biliyorsunuz yeşil mercimek deyince akan sular durulur efendim. Yeşil mercimek küçükken gerçekten çok sevdiğim bir sebze değildi. Kuru bakliyat değildi ama büyüdükçe insan mutfağın içerisine girdikçe anlıyor ki vücuduna faydalı. Şey diyorlar bana mesela kansızlık mı var? Hemen diyorlar haşla dolapta dursun. Bir kase yoğurtla birlikte ye bunu. Bütün doktorlar söylüyor. Demire gerçekten birebir geliyor. Bir kase üzerine yoğurt, pul biber dökün yiyin. Biz hayatı aslında kendimizi zorlaştırıyoruz. Bir yerde Allah'ın vermiş olduğu bu güzellikleri diyoruz ki biz biliyoruz zaten. Ama biliyorsun yapmıyorsun. Ben kendime kızıyorum. Ben size kızmıyorum şu an. Ben de biliyorum yapmıyorum. Yeşil mercimek hazine. Gerçekten Allah. Hazine. En uygun protein. Bir açın yazın Google'a gidiyoruz bakıyoruz boş boş videolara bir Google'a yazın bak yeşil mercimeğin faydalarını bir görün. Vallahi bir görün. Üçüncü şifremiz efendim bahar geldi bak. Candan Erçetin'den bahar şarkısını bana girsene İlksel. Bahar gelince mi? Tamam o zaman. Baharlı bir şarkı gel bana o zaman. Evet. Gönder. Mercimekli bulgur pilavı için 2 su bardağı pilavlık bulgur. 1,5 su bardağı yeşil mercimek, 1 çay bardağı zeytinyağı, 2 adet kuru soğan, karabiber, tuz ve sıcak sudan oluşan malzeme listemiz var. Şimdi ben ilk etapta mercimeğimi birazcık yağda kavuracağım. Mercimeği biz önden haşladık. Siz de önden mutlaka haşlayın. Yok, bakın. Kurusun geldi. Yiyeceğine valla. Çok tık. Güzel olacak. Bismillahirrahmanirrahim gel. O çok güzel koktu kimyon. Yemek istiyor insanın canı. Şimdi ocağımızı açtık. Yağımızı biraz oradan alayım hatta orada var. O senin pilavının yağı. Tamam şöyle biraz. Soğanı başka yağ vereceğim sana. Zeytinyağı vereceğim. Açacak. Şöyle. Tereyağı ve yağımı pilav tenceremin içerisine aldım güzelliklerim. Burada güzelce bir karıştırma yapacağız. Yağ güzelce erirken de ben ilk etapta şeyle başlıyorum. Mercimeğimi bir miktar kavurmak istiyorum. Mercimek sabah haşlandığı için zaten pişmiş. Pilavın içerisine haşlanmayan mercimeği koyarsanız bulgur çok çabuk piştiği için mercimek tabii pişmeyecektir. O yüzden mercimeğinizi düdüklü tencerede bir 5 dakika kadar haşlarsanız
şipşak oluyor, bilginiz olsun. Ve böyle diri diri kalıyor. Şu an tereyağı ve mercimeği böyle bir kavurma yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kuzunları güzelce karıştırıp döndüre döndüre kavuruyorum. Burada da kuru tonlarımız oldu. Altını kapatalım, daha fazla yanmasın. Bakar mısınız ya? Maşallah, subhanallah. Serpil, bunun içine yapabiliriz soğanı. Hiç tabak kirletme. Ha tamam, alayım onu. Ben kap getireyim ona. Aynen. Mercimek kavruluyor efendim. Bu pilavın özelliği, edeceğiz ya biz soğanları karamelize. En son aşamada güzelce karamelize olması için yapacağımız şey, soğanları ayrı bir tavada böyle güzelce karamelize etmek. Şimdi sen bir peçeteyle alalım. Alacağım, alacağım peçeteyle hemencik. Bakın çorbanın yanına. Açtı abi, beni de çıkmıyor. Hoş geldin Bahar. Nereden de buluyorlar bunları? Allah'ım Şura ya. Şura bulmuştur. Aa şey. Kimin söylediğini bile bilmiyorum, düşün. Eski şarkılar bunlar. Bayağı. Yaz gelince insanın içerisinde bir kıpırtı oluyor ya. O kıpırtı çok güzel. Yani yeniden bir umut, yeniden bir güne merhaba demek aslında. Yani ne bileyim, duygulanıyorum işte ya. İçimdeki bu insan sevgisi. Mutlu oluyorum yani, istemsizce. Hava sıcakken mutlu oluyorum. Çok karanlıkken, yağmur yağarken çok mutlu oluyorum. Aslında bu dünyadan keyif almaya bakıyoruz yani bir nevi. Allah'ın bize sunmuş olduğu nimetleri değerlendirip yarın öbür gün keşke demek istemiyorum ya. Çünkü en güzel günlerimiz geçiyor efendim. Yaş geçiyor. Yaş geçtikten sonra hiçbir şeyin kıymeti kalmıyor. Bu günlerin kıymetini bilin. Neşe ve kıymetini bil. Şarkıdaki gibi. Şarkılar aslında çok anlamlı. Efendim tereyağımızı kavurduk. Mercimeğimizi ekledik, kavurduk. Ve şimdi içerisine güzel böyle bizim vallahi böyle köy bulguru gibi bir bulgurumuz var. Çok böyle iri olmayan. Onu ekliyoruz şu an. Bu bulgurların ben çok irisini sevmiyorum. Bilmiyorum ama bana şey geliyor böyle, birazcık yerken sert geliyor. Evet. Ama bu minik bulgurlar inanılmaz lezzetli oluyor. Bu yöresel ama bizim bunlar. Yöresel bulgur. Aha. Bakın efendim. O yüzden köy ürünlerini tercih edin bence. Serpil, çorba yumuşadıysa rondodan da onu da geçirelim tatlım. Hemen geldim. Şimdi tuzumuzu ekliyoruz pilavımızı. Pilava en çok ne yakışıyor? Karabiber yakışıyor. Karabiberimizi ekliyoruz. Bulgura kimyon da yakışıyor. Evet, kimyon da çok yakışıyor. Hatta ben buradan bir miktar kimyon da koyayım diyecektim. Ay şarkıya bak işte bak. Ay ya. Bu daha güzelmiş. Ben iyileşim diye yapıyorsunuz, biliyorum. İyiyim iyiyim. Tam benim elbisem, ben şöyle biraz geleyim. Görsene bak. Değil mi bak. Bak bak. Bugün pakmadım yok. Vallahi güzel dönüyordu, biliyor musun? Değil mi? Ha. Baksana böyle elbiseler çok yakışıyor Nermi. Çekelim vallahi, olur. Abi çeksene. Bak ne diyor. Bak ya. Tamamlıyoruz ikimizi. Tamamlıyoruz efendim sizinle. İyi ki varsınız. Vallahi bak, duaları niye iyi oldum biliyor musun Yüksel? İzleyicilerim şu an bana dua ediyor. Aa, şu an seni öpesim geldi. Aşkımsınız. Sen çok fenasın Yüksel. Ne dedi o, bir laf sokuyor bak bak. İzleyicilerim bana şu an ya, ha Yüksel ablam beni izliyordur. Kurban olurum sana Yüksel ablacığım. Akşam Yasin okudu bana. O kadar güzel okur ki gözümden yaş geliyor Nermin Hanımcığım dedi. Sana okuyorum ama dedi, nasıl bir nazar var dedi. Ablam benim, seviyorum seni. Hiç tanımıyorum, hiç görmedim. Yüz yüze gelmedim ama benim güzel kalpli harika bir ordum var arkamda. Çünkü Rabbim hamdolsun ki, şükürler olsun ki sizlerle tanışmama vesile oldu. Ekran bambaşka bir şey efendim. Herkes sosyal medyada yemek yapar, herkes tariflerini paylaşır. Ama biz burada yüreğimizi paylaşıyoruz. Bakın hastalığımızı paylaşıyoruz. Sağlığımızı, üzüntümüzü, kaybettiklerimizi, her şeyi paylaşıyoruz. Canımsınız, hamdolsun diyorum. Allah'a hamdolsun. Canımın içi bugün sevgiye ihtiyacı var. Aslında benim sunucum, dua edin lütfen. Dua edin. Öpeceğim seni. Gülümdüm. Ay Allah'ım iyisin. Hayatınızda güzel insanlar biriktirin. Ay. Covid ondan benden daha, biz yan yana uyumadığımız kaldı sadece. Video Covid mi geçer? Ben Covid miyim?
Güzelce buna soğan attım değil mi? Şeker o hayatta olmaz. Biz olmadık Serpil'le koronu moruna maşallah. Kendisi oldu bize atıyor bak. Biz olmadık. Yani. Efendim güzel şarkılarla, türkülerle yayınımıza devam ederken, çorbamızı rondodan geçirirken güzel bahar şarkımız gelsin. Ben de sesi de kapatmış olalım. Bunu şarkı şey şekerden. Rengin güzelliğine bak Nahi. Oh, 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 oh. Ay, ay. Nasıl görüyor musun? Hani nasıl ben bir bitiyorum da sak edelim. Evet efendim, suyu sadece üzerine geçecek kadar ilave ettim. Bu şekilde yani 3 su bardağı kadar falan geliyor. İlla ölçüle yapmak istiyorsanız kıymetlilerim 3 su bardağı kadar koyabilirsiniz. Altını da kısalım, bulgur çabuk şişer. Burada soğanı böyle iyice karamelize etmek istiyorum. Belki bir miktar buraya ben şeker atayım ki daha da böyle hızlansın o görüntümüz. Nermin rengine bakar mısın? Havuç ne yaptı? Değil mi? Kadife gibi oldu. Vallahi çok güzel oldu. Şöyle şekerden de ilave ediyorum. Ay kaçırmışım. Olsun bir şey olmaz. Şöyle bir karamelize ediyoruz. Şekerimizle de bir miktar ilave ettik. Soğanları ince piyazlık doğradık. Sen istersen bunun kremasını ver Nermin. Bu tamam. Onun kremasını verelim. Hatta çorbaya geçelim. Salataya geçelim. Kaç dakika var? Tamam. Tam salatalık. 15 dakikamız var. Hemen geçelim. Tamamcığım. Sen onun kremasını şimdi ver. Kremayı nasıl veriyorduk? Kesilmesini önlemek adına krema şey yapılıyor efendim. Son aşamada veriliyor. Bir de çok kaynatmayı sevmez krema. Yoksa süt gibi üzerinde yüzen bir tabaka elde edersiniz. O yüzden tabakada gerçekten çorbada içler acısı gibi gözükebiliyor. Buna izin vermemek adına bakın şu an bismillahirrahmanirrahim yumuşatıyorum kremayı. Şöyle biraz üstünde kullanacağım. Deseninde. Ve bakın karıştırıyorum şu an. Hızlı hızlı karıştırıyorum. Hızlı hızlı karıştırıyorum. Krema eriyene dek bakın kadife gibi ya muhteşem içimli yumuşacık bir patates çorbası. Biz çok fazla ses olmasın diye içindeki şeyi çok ezememişiz. Patatesleri bir miktar daha siz böyle kadife kıvamını yakalayın. Bir getirsen şey gelmesin. Mi acaba? Getirsene ya. Vallahi benim de içime çok şey olmadı. Serpil de benim gibi bak. Şunu bir miktar daha ben bunu bir köpürterek ezeyim ki o şeye dökeceğiz ya kaseye öyle gözüksün istemedim ne bileyim. İşte takıntılıyız abi yani böyle çok muntazam çalışma şeyimiz var ya kafa yani kafa böyle yani. Ya böyle bir işi yapacaksan düzgün yap ya da hiç yapma ben çocuklara öyle derim. Ya bir işi yapacaksan düzgün yap ya da yapma. Yapıyorum böyle. Ben rondoyu şöyle kullanıyorum hiç kaldırmadan. Kaşıkla da böyle alttan alttan veriyorum. Bakın o zaman çok hızlı eziliyor. Bak şöyle. Bakın ekranda şu an çok güzel gözüküyor. Böyle alttaki sebzelerde rondoyu sabit tutup. Bakın. Böyle rondo sabit. Şimdi bakın kaşık ucuyla kremaları böyle fıt fıtladım. Serpil'den de şey isteyeceğim. Neredeydi bizim kürdanlarım aşkım? Şu en üst çekmecede sağ duvara yapışık. Tamam. Şimdi ona bir desen vereceğim. Üçüncü şifreyi verdim. Neredeydi sağ? Sağ duvara sağ tarafına. Heh. Evet orada. Bunlar var aşkım. İşte incesi kalmış olabilir ama onu eline kullanırsak yaparız. Bak. Ebru'lüme girdim ben. Yeni çekim. Ebru'lü çalışması başladı efendim böyle. Çok güzel deseniler çıkartabiliyorum. Ama bunu sadece Ebru'lüm deseni çorbalar ve pasteller üzerinde yapabiliyorum. Evet. Efendim böyle güzel dokunuşlarımızı da yaptık. Şimdi gelsin mi? Gelsin. Çok lezzetli bir salata tarifi. Hadi bismillah diyoruz ve alıyoruz. Son şifreyi de vereyim efendim Neşe. Neşe, soru unutuyorum. Sona kalan dona kalmasın. Hemen söyleyelim. Neşe. Köz biberli havuçu.
salatası. 3-4 adet havuç, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 4-5 adet kornişon turşu, 1 adet közlenmiş biber, 1 kase mısır. Sosu için ise 2 su bardağı yoğurt, 1 yemek kaşığı mayonez, 1 diş sarımsak ve tuz. Üzeri için ise efendim yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı ceviz, kırmızı toz biberden oluşan pratik mi pratik güzel bir havuç salatası yapıyoruz. Şimdi bakın, aldım ben havuçlarımızı, burada güzelce birazcık soteleyeceğim. Havuçlar kendi suyunu çekecek. Serpil bir kaşık verir bana şimdi. Geldim. Sağ ol aşkım, teşekkür ederim. Ben de şöyle soğumuş olan. Ben gideyim sana şey getireyim, pilavımızı çıkaracağız kalıp. Olur. Öyle bir kar yağdıralım. Oy 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 oy. Hadi biraz daha kavrulun be. Niye? Bakın sıcak değilken döktüğünüzde bu şekilde erimiyor ve gayet güzel oluyor. Pudra şekerimizi verdik. Bir de alayım ne ben. Ne istiyorsun? Bir karışma kabı, bir de şu kapyaları doğramak için bir tahta. Dur. Canımcığım. Sen karıştır, ben doğrarım. Git sen. Tamam. Şimdi ben buradan bir de istiyorum. Çıpateli. Rende. Ha, vereyim. Sarımsak küçük için. Sarımsak için dur. Büyük mü vereceğim? Tatlım yok yok. Karıştırma şeyini. Ha, onu evet. Diğerlerini de buluşturacağım ya. Soğanımız da kavruldu. Pilavımız da demleniyor efendim. Burada suyunu çekiyor. Pilavımızı çok güzel bir sunum yapacağım. O yüzden sakın bir yere kıpırdamayın. Bu şekilde pilavlarınızı sunum edin. Yüksel Bey'e söyleme Nermin ne yapacağını. Söylemeyeceğim evet. Çünkü Yüksel çok mutlu olacak. Efendim şöyle bakın. Birazcık yağ sen oradan kullandın herhalde. Evet. Biraz daha buradan ekleyeyim. Sana sosunu ayırdım onu da. Aynen. Şöyle bakın. Çırpıyorum. Üzerine tuzumu ilave ediyorum. Havuç tuzu sever. Tatlı ilişkisini çok güzel dengeler. Salatalık, kornişon yazın bol bol yapmıştık. Onları kullanın efendim. Kornişon turşuları nerede değerlendireceğiz diye soruyorsunuz. Sarımsak olmazsa olmaz. Her derde deva. Bir diş burada devreye girsin. Böyle. Cevizlerimizi iri doğrayacağım Nermin tahtada. Aynen, cevizleri üstüne en son evet, yakalım yakacağız. Birazcık. Evet, sarımsağı ekledim. Ben de mayonez var. Mayonezi bakın burada ekliyorum. Az koydum, yoğurdun şeyliğini kırsın böyle hani. Tabii istemeyen kullanmasın. Tabii. Hani kilo açısından dikkat ediyorsanız mayonezi koymanıza gerek yok. Biz fit olduğumuz için hiç öyle gözlerde şeyimiz yok. Biz her şeyin en kalorisini tercih ediyorsun Serpil. Azından. Lezzet az. En azından lezzet alsın. Doğru. Evet. Efendim böyle güzelce karıştırdık. Yine söylemek istiyorum. Yoğurdunuzu tel süzgeçte süzdürün. Eğer ev yoğurdu kullanacaksanız. Eğer kullanmayacaksanız süzme yoğurt da kullanmanızı tavsiye ederiz. Çünkü çok sulu olmasını istemiyorum bu salatanın. Havuç da çünkü çok suyunu salan bir sebze doğal olarak. Şöyle güzelce bakın. Renklere bakın. Yani şimşak salata. Ben buna onu diyorum. Bunu kirletmedim aşkım. Tamam, bir de yağ tavası alayım Serpil'im senden. Bakın havuçları da sadece suyunu salıp çektiriyoruz. Bu kadar. Soğanlar da oldu bence. İyi soğan, mi diyorsun? Aha, sunum tepsisi. Tabii orada kalsın, ben geleceğim şimdi senin yanına. Soğanı kenara aldım. Burada bir yağ kavuracağım. Şöyle artık son dakikalara girdiğimiz için birazcık hızlanıyorum. Şöyle güzelce bir sallama yapalım havucumuzu. Kokusu çok güzel havucun, biliyor musun? Bir de kavrulunca bütün o güzelliği ortaya çıkıyor. İçerisindeki suyu, güzelliği. Bunu hemen alıyorum buradan. Benim için yeter. Hani kavurma yapmanız gerekli mi? Yani isteğe bağlı, isterseniz uzun süre bekleteceksin, hiç gerek yok. Aynen, çünkü yumuşuyor. Rende de olduğu için zaten dişi de kesiyor. Ama babaannelere, dedelere yapıyorsanız ne derlerdi? Yavrum benim dişimin keseceği bir şeyler koy önüme, değil mi? Şimdi de közlenmiş kapya. Havuç da yumuşak. Tam bu böyle büyüklerimiz için hazırlanan muhteşem, ferahlatıcı bir salata. Eğer dediğim gibi büyüklere yapıyorsak mutlaka közleyin, üşenmeyin. Şimdi yağımı kızdırırken içerisine toz biberimi attım. Birazcık fokurdatacağım. Cevizimi de onun içerisine bir miktar bu koyacağım. Bu senin için yeterli. Alacağım. Birazcık da cevizin o muhteşem yağı da çıksın istiyorum. Gideyim ben kalıbımızı getireyim. Kalıbı alayım ve artık sunum var ve sonra kapanış zaten. Bir de yorumlarınızı görüyorum. Diyorsunuz ki Nermin Hanım çok kısa. Şimdi çok kısa diyorsunuz ama efendim ne yapalım? 6 çeşit yani yaptık. Her şeyin ne derler, azı makbuldür. Bir de böyle çok fazla sizi sıkmayalım diye.
75-80-70 dakika arası gidiyoruz, geliyoruz. Gerçekten sizinle olmak benim için çok büyük bir keyif ekranda. Bakın ne güzel 5-6 tarif yapıyoruz her gün. Gerçekten hani kimine çok kolay gelebilir ama bir saat içerisinde 5-6 tarif kolay değil. Dün bir hanımefendiye bayağı içerledim. Diyor ki 5 çeşit ama diyor hepsi kolay. Vallahi 5 çeşidi bir saatte yapacak. Bilmiyorum herkes yani. Herkes o lafı kolayı da. Vallahi kolay sadece kolay olarak kalıyor. Serpil ayaklı vardı ya, geçen getirmiştin, onu da çok güzel gözükür Can. Benim evden kalmıştı burada. Pilavına mı koyacağım? Yok yok, salatayı. He, tamam ben onu getiririm. Hadi 4 dakikaymış. Bunu koyayım mı bir taraftan sana, ister misin? Aynen onu ben yapacağım. Ya da gel sen bunu koy, çevirince üstünde kalsın. Çekelim. Sen salatayı dökersin. Efendim bakın burada böyle bir kek kalıbı kullanacağım ama siz bunu kullanmanız gereği yok. Ben de bu kek kalıbı olduğu için bir sunum önerisi. Siz normal farklı bir kek kalıbında da yapabilirsiniz. Pilav için soğanı zemine sereceğim. Yani tamamen şu an az önce aklıma geldi. Serpil'e dedim ki bu kalıpta yapalım Serpil. Bu da kafası yattı ona. Bana da ver. Buraya da koyayım dedim. Ha, iyi koy, iyi yapmışsın. Şurada da hoş duracak. Ha. Şöyle yeşil sarılar falan. Şöyle birazcık da buraya koydum. Son 3 dakika tamam, sunumlarımızı da yapalım. Şimdi tereyağım da kızdı. Hadi bismillah. Ay çok güzel oldu zaten bak. Gel bakayım yanak. Evet. Tamam salatamız da hazır. Şimdi bak of. Of 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 nasıl demlenmiş. Serpil şunu buraya çevirelim. Geldim hemen dakika. Geldim. Ben şeyi dökeyim dur. Gel 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 gel. Dur. Geldim. Efendim. Sen finali. Finalini yapayım. Hı. Sesi duyuyor musunuz? Bu bakır tavaların şunu sevmiyorum, çok ısınıyor. Oh, evet. Çok... Bakın. Pudra, şey pardon, toz biber, ceviz ve yağ. Allah'ım Allah'ım sana geliyorum ya Rabbim. Muhteşem üçlü şu an. Hasta ekranda. Hasta. Onu da ters mi çevirelim hemen? Hasta hasta otur. Kadın yemin ediyorum elin menü. Elin yanmaz. Şimdi çevireceğim. Gel. Elin yanar. Sap sıcak al. Sap sıcak. Yetişeyim diye. Kıyamıyorum da yani. Bak bak hastayım ama onu da kıyamıyorum. O da bana kıyamıyor, ben de ona. Dur Serpil bunu hemen bastırayım. Efendim hemen ben günün özetini yapayım. Şöyle bugün neler yaptık iftar menüsü ve sahur önerisi için. Çok lezzetli minik misket köfteler yaptık. Zeminde patates püresi kullandık. Ve patates püresinin püf noktalarını anlattık. Hemen yan tarafta yumuşacık içimli havuçlu tam bir sebze çorbası. Yine patates çorbasını yaptık. Hemen diğer tarafta çayınızın yanına eşlik edebilecek muhteşem yumuşaklıkta çilekli bir pasta hazırladık. Gerçekten pasta diyebilirim. İçerisindeki o güzellik de iyice eridi. Pideleri değerlendirelim dedik çorbanın yanına iftara. Çorbanın içine atabileceğiniz kruton yaptık. Hemen arkasında havuçlu harika bir salata yaptık ve şu an sunumuyla göz dolduracak. Üzerindeki karamel soğanıyla birlikte gayet hoş bir sunum elde edeceğimiz pilavımızı yapıyoruz. Şöyle çorbayı da açayım. Görün efendim neler geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. O keki ben oradan çekeyim. Hop. Evet bir alkış istiyoruz efendim. Güzel oldu. Son dakika golümüz oldu. Alkışımız nerede efendim? Nerede alkışımız? Güzel görün. Yanına döküldü, çekmeyin oraya. Biraz bekletin çünkü güzelce. Evet sıcak, çok sıcak anam baksana. Yani günün özeti efendim. 2, 4, 5 tarif, bir de aparatif gibi yiyebileceğiniz yanına kruton ekmeğimizi, pidemizi hazırladık. Bizi izlediğiniz için, bana tahammül ettiğiniz için teşekkür ederim. Bugün biraz modum düşük olabilir. Bir kusurum olduysa efendim şimdiden affola diyorum. İnsanlık hali, hastalık hepimiz için. Benim için çok kıymetlisiniz. En güzeli Rabbime emanet ediyorum. Allah'ın izniyle Allah bana şifa verirse efendim yarın saatler 12.20 dediğinde yine sizlerle olacağız. Tabii ki duamızı ediyoruz. Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. En kötü gününüz bugünkü kadar renkli ve cıvıl cıvıl geçsin. Öpüyorum. Rabbime emanet olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.